güzel bir dondurma tarifi vereceğiz. Ve hep beraber yapacağız. Zeynep'in... ne oldu söyle? Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Zeynep yakın zamanda size bir dondurma yapmış. O değil. O başka. Biz daha önceden bir yıl önce falan yapmıştık sizlerle beraber. Yine yapalım dedik. Güzel olduğu için aklımıza geldi. Şimdi tarifi veriyorum. 3 tane malzemeyle yapacağız bunu. Yoğunlaştırılmış süt, krema ve istediğiniz herhangi bir meyve. Biz 2 tane yapacağımız için 2 tane meyve koyduk. Ve yoğunlaştırılmış sütü hazır alırsanız 3 malzeme oluyor. Biz hazır almayacağımız için yoğunlaştırılmış sütün de tarifini vereceğiz. 2 tane malzemesi var. Süt ve şeker. Gerçekten bayağı fazlaymış. Evet. 3,5 su bardağı süt, biz bunu kattık zaten, ve 10 yemek kaşığı da şeker. 10 yemek kaşığını sayacaksınız artık, pes etmek yok. Açayım mı altını? 1, 2, bu çok uzun sürecek herhalde. 10. Kat. Hadi. Kaşık gitmiyor abla. Bir de suratıma atıyormuş, eyvah. Kaşık gitmiyor abla. Tamam, ne üzeri, para mı vereyim? Evet. Allah Allah, zaten... Uygun olsun burada. Evde kendimiz daha sağlıklı bir dondurma yapalım diye yapıyoruz. Bir de para istiyor üstüne. Böyle olmaz. Şey olmaz. Haşlık iyi. Haşlık her zaman iyidir. Orta ateşe alıyoruz. Yok artık. Bak abla eli nasıl bir şey? Abla eli değmiş gibi. Tamam. Şimdi bunun şekerinin erimesi lazım. Eriyene kadar bekliyoruz. Zeynep karıştırıyor, ben bekliyorum. Pardon. Bekliyoruz değil. Ben bekliyorum sadece. Çalış. Evet, devam edelim. Şimdi şekerimiz eridi. 2,5 saat boyunca kısık ateşte pişmeye devam edecek. O sırada da gidip gelip üstünde kaymak olduğunda üstündeki kaymağı kenara almamız gerekiyor bir tabağa. Tek yapmamız gereken bu. Sonra da geleceğiz sizlere. Hatta kaymak alırken size de gösteririz. Arkadaşlar, bu şekilde üstünde çıkan kaymakları şöyle alıp bir tane tabağın içine koyuyoruz, bunları atacağız değil zaten mi? Zaten sürekli olmuyor, böyle yarım saatte bir falan oluyor. Bir iki kere bakmanız yeterli oluyor yani. Konsantre üstün daha pürüzsüz olması için alıyorsun. Öğrendik. Bugün de bilgilendik. Konsantre sütlerimiz hazır, yani yoğunlaştırmış sütlerimiz hazır. Ablamda da var, ben de. Gibiyim ama hapşuramıyorum, bir arada kaldım, böyle burnum sızlar ya. Böyle kaldım. Ablamda da var, bende de var. Bunlar size söylediğimiz saat boyunca, 2,5 saat boyunca pişti. Ondan sonra dışarıda böyle beklediler, soğudular. Şu anda ılıklar. Bu arada renkleri baya değişti. Ilıklar, artık kullanabiliriz. Ve burada çileğimiz var, burada kavunumuz var. Ben de çilek kullanacağım. Bakalım burada kiminki daha güzel olacak. Evet. Zeynep vs Büşra. Bakalım oyunuz ben. Kime? Şu anda tahmin edin sizce hangisi daha güzel olacak diye en son kararımızı diyorum. Olanı söyleyeceğiz. Bakalım doğru mu bilmişsiniz? Bana Zeynep'inki daha güzel olacak gibi geliyor. Doğruya doğru. Değiştirmeye çalıştı. Asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Şimdi ben Zeynep'inki daha güzel olacak gibi geliyor bana ama bu bendeydi sonuçta. Elimi yıka şurada. Hep bir şeyler yeme peşinde. Bakın evde bu varmış. Size bir şey söyleyeceğim. Annem böyle bir şey almış, hep haberimiz yok. O benim oldu bir kere, ben onu da yapacağım. Annem böyle bir şey almış, ne kadar güzel değil mi? Mutlu olduk şu an buna. Anne diyoruz, bunu ne ara aldın? Büyük sır. Olmaz. O benim bir kerem diyormuşum. Şimdi bir tane krema, yoğunlaştırılmış süt ve meyve ihtiyacımız var demiştik zaten. Yine söyleyeyim dedim. Kremanın yarısını Zeynep, yarısını ben katacağım. Yani yarım krema size yeterli. Hadi başlayalım. Bu nasıl kullanılıyor? Şimdi çileklerimizin yarısını ben buraya boşaltıyorum. Evet. Ben hepsini katacağım kabuğuna. Bence anca etki eder diye düşünüyorum. Bunu böyle katalım bakın. Yalnız tadına baktım ben bunun. Bildiğin karamel gibi tadıyor. Çok güzel bir tadı var. Gerçekten çok güzel. Ben de katıyormuşum. Böyle bunu tatlıların üzerine falan da kullanabilir misiniz? Biz bunu YouTube'dan bir tane abladan öğrenmiştik bu arada. Yani tatlılarda, öyle şeylerde de, paylarda da kullanabilirsiniz falan diyor. Tadı çok güzel olduğu için bence kullanın. Şimdi sana benim kaşığa... Sana vermeyeceğim, kudur. Niye kudurayım canım? Bakalım kiminki daha güzel olacak. Zeynep sence? Ben. Hani benim kavunumu almaya çalışıyordum? Olabilir yani. Kavunu daha çok sevdiğim için olamaz mı? Ama seninki daha güzel olacak. Evet. Şimdi ben göz kararı kremanın yarısını katacağım. Ay ne kadar güzel. Bu kadar yeterli. Ah. Ne kadar güzel bir tadı var. Anca ye. Çok güzel yerim.
Çok güzel bir tat var. Şimdi bunu karıştırma gelin. Sen hepsini katacaksın. Ben kattım yarısını. Şimdi karıştırdık. İşi bitti. Çıkartıyoruz. Kaşıklarımızla bu dondurma kaplarımızın içine koyacağız. Böyle durur umarım. Bakın benimkinin kokusu direkt kavun kokuyor. Benimki... Yani sanki hiçbir şey kokmuyor. Sadece kavun. Sadece kavun yani. Benimki de düz çilek kokuyor. Yani benimki şey biraz daha şekerli koksaydı daha çok sevinirdim açıkçası. Yani umarım güzel olur. Biz direkt kabı eğip dökelim diye düşündük içine. Umarım dökmem. Oh, 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 oh. Oh, oh. Üç tane dondurma yapıyoruz. Bir de güzel olmazsa kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yani geçen yaptığımız güzeldi. Bu karamelize bir şey çok hoş yani. Karamelize. Benim için karamelize bir tat. Olmazsa yapmazsınız. Olur dersek yapın yani artık. Sağlıklı sonuçta. Şimdi bunları dolaba koyuyoruz. Dondukları gibi çıkarıyoruz ve tadına bakıyoruz. Bakalım nasıl olacaklar. Dondurmalarımız oldu ama bilin bakalım ne zaman oldu? Bir hafta sonra. Aslında bir hafta sonra olmadı ama biz bir hafta sonra çekiyoruz bu videoyu. Bir hafta boyunca dolapta çürüdü yani. Bir türlü çekemedik. İnşallah bozulmamıştır. Gerçekten tadına da bakmadık yani. Zeynep dolapta nasıl bozulabilir dondurucuda acaba? Sen çürüdü diyorsun. O bozuldu diyor. Mahvettiniz dondurmayı. Dolapta dondurmaya ne olur dondurucuda? Anne tabii ki bir şey olmaz. Anlarlardı onu da yani dondurucunun içinde. Ya çürüdü derken çok zaman geçti demek istiyorum. Kızımız ilkokula bitirdi ve deyimleri öğrendi. Bugün de kreş anılarını hatırlatmak için onu böyle bir masada dondurma yediriyoruz. Gidiyorum ben. Ne akuk koku mu? Gerçek. Hangisi benim onu bile unuttum yani. Gerçekten. Çilek benim o senin. Kavun. Hadi bakalım. Umarım olur. Çıkmıyor ki bu. Böyle olmaz. Bizim kapımız çok kötüymüş. Abi da geçti. Şunu su tut getir bana. Hemen geliyorum. Çıkarayım dedim de direkt döktüm yani. Siz videoya başlayana kadar dondurmalarınız eridi. Olmuş. Gerçekten çok fazla kavun tadıyor. Ben bu kadar kavun tatacağını düşünmüyorum. Bayağı kavun yiyorum. Sen de öyle şekerli değil. Bana çok sütlü hoş geldin. Sütlü değil. Şekerli demen lazım. Sütlü geldi bana da. Ne? Ben seninkini daha çok beğendim. Seninki bildiğin böyle dışarıdan alınmış çilekli bir dondurmaya benziyor. Eğer bu tarifi yapacaksanız öğrenmiş oldunuz. Kavunlu yapmayı çilekli yapın. Çilekli tabii çok, çok daha güzel. Tabii kavunluyu da beğenebilirsiniz. Kötü değil. Sadece bu daha güzel diyorum. Biraz belki çilekli yaparsınız. Evde belki şöyle birazına başka bir meyve katar yaparsınız filan. Öyle olabilir. Ayrıca Instagram hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın. Ve Zeynep size kaktüslerini gösterecekti videonun başına. Evet kaktüslerimi göstereceğim size. Şurada kaktüslerim. Hiç kaktüs yokmuş gibi yine kaktüs aldım. Tırt. Ben anlamadım bu kızın kaktüs aşkı nereden geldi. Baştan almamız mı hataydı anlamadım. Nereden aldıysa babaannemle... kaktüsü de getiriyorum. Babaannemle pazara gittiler ellerinde kaktüsle geldi. Ay hiç yoktu gerçekten sende. Babaannem de kendine çiçek almış. Çiçek alışverişine çıkmışlar Zeynep'le. Anlamadım yani ne oldu böyle. Bakın. Şimdi altta eğer bir sıkıntı çıkmazsa poşeti görüyorsunuz. Onun videosunu paylaşacağız. Şimdi ama size kaktüslerimi tanıtacağım. Birinci kaktüsüm bu. Bu arada bizim paylaştığımız yaz alışverişi videosu değil. Bu başka ayrıyeten bir daha yaptık. O başka evet, yani. Birinci kaktüsüm bu. Bu büyüme evresinde hala burası tontiş tontiş daha çıkmadı. Bu ayrıca Zeynep'in küçük kaktüsü vardı ya o. Zeynep bunu büyük şeye geçirdi. Evet şöyle küçük top çıktı. Şimdi kocaman büyüdü. Top, büyük abi top oldu. Bu arada ben kaktüslerimin saksılarını boyamak istiyorum. Aklıma hiçbir şekilde fikir gelmiyor. O yüzden Zeynep Yorulmaz YouTube kanalıma bu topraklarını değiştirdiğim videonun yorumları açıksa oraya fikriniz varsa yazabilirsiniz. Ya da açık değilse Instagram diyenlerinden bana Zeynep ben şunu çok sevdim deyip bana fotoğrafını falan atabilirsiniz. Ki ben de aklımda fikir bulunsun. Çok yakında da o fikirlerinize baktıktan sonra bunları boyadığım video gelecek. Kaçırmayın. İşte dediğim gibi bu en yaşlı kaktüs. Biz 8 yıldır falan bizde bu neredeyse. Bayağı duruyor maşallah kızıma. Şu ortadaki... Çok korktum. Ay çok korktum. Ya. Şu an kaktüs direkt böyle komple toprakla beraber süzüldü. Bir şey sorabilir miyim tatlım? Heh. Mesela buna özel bir kaktüs videosu çekip konuşabilirsin ama dondurma videomuzun içerisinde senin kaktüslerinin ruh halini, kaktüslerinin 8 yıllık durumunu falan neden şey yapıyoruz mesela? İnsanlar belki tarif umuduyla gelip burada kaktüs hayatı dinliyorlar mesela. Olsun, ikisini de dinlemiş oluyorlar sonuçta.
Bunun da daha yeni yavrusu çıktı. Yavrusu da büyümeye başladı. Şurada küçük bir toprak kalmış. Onu kenara attırdım. Bu ne derseniz şu kaktüsümün küçük bir parçası koptu. Kendini attı direkt. Ben hiçbir şey yapmadım, uğraşmadım, düşürmedim bile. Kökleri duruyordu. Ben de bunu ekmeği denedim. Büyürse büyüyecek artık şansa. Büyümezse de yapacak bir şeyimiz yok. Bunu da babaannemle daha yeni aldım. Dikenleri kocaman, kafam kadar dikeni var. Şuna bakar mısınız? Şuradaki dikeni görüyorlar herhalde, değil mi? Görüyorsunuz, bakın. Kafam kadar diken var. Gereksiz büyük ama bence gayet tatlı bir kaktüs. Bu arada kamerada rengi yemyeşil duruyor. O kadar yeşil değil. Bu konuda beni üzüyor. Dondurma tarifi ve kaktüs tanıtımından sonra videomuzu bitiriyoruz. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet. 8 yıllık kaktüs. Videonun işte kaptınız mı? Asıl önemli detay yeri burasıydı. 8 yıllık kaktüsü hayata döndürdük gibi bir şey olur. Çünkü bayağı çöp oluyor bu. Ölüyor. Yaşlandı diyorum.